siyaseten tezkereye hayır derken ki dostları da aynı kişilerdir. Evet. Şimdi bunu aylardır, yıllardır anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ama dolar 9 lira. Ama megri megri. Ama Osman Hoca lan TRT'ye çıktı diye gündemi değiştiriyorlar. Ya. Yıllarca Suriye'de ne işimiz var? Afrin'de ...ne işimiz var... ...bilmem Cerablus'ta ne işimiz var... ...İdlib'de ne işimiz var... ...diye kim söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Partisi. Şimdi... ...teskerede... ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...ne yapmış oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...2023 hedeflerini... ...yerle bir etmek için... ...elinden geleni yapmış oldu. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ben demiyorum bak. Ben demiyorum Yusuf Alabarda dedi mi? Yusuf Alabarda buyur. Duran Kalk. Alayım biraz. Evet. Şimdi Duran Kalkan'ın 2023 ve 2071 planları Türkiye'nin tabii ki rahatsız etmiş Duran Kalkan'ı. Afrin'den Hakurka kadar diyor mücadele ediyorlar. Eğer biz mücadeleyle önünü alamazsak demek ki mücadele şart. Bunun için ne yapacaksın? Dost edineceksin diyor. Tamam Hı -hı. mı Turgay Güler? Şimdi ne anlama geliyor? İsterseniz biraz bu konuyu yorumlamak istiyorum. Ben ...ısrarlı bir şekilde... ...Et Tekrarı Ahsen Velevkani 180 modunda... ...bilinen bazı hususları ısrarlı bir şekilde söylemeye devam edeceğim Turgay Güler. Şimdi PKK'nın uluslararası bir istihbarat biriminin taşeron örgütü olarak bölgede kullanıldığını... ...biz bu programlarda defalardır söylüyoruz. En nihayetine birazdan konuşacağız. Duran Kalkan Rudav isimli haber ajansına yapmış olduğu açıklamada da... Aslında çözüm sürecinin Avrupa tarafından kendilerine dayatıldığını söylüyor. Şimdi bunlara geçmeden önce 2023-2071 Afrin'den Hakurka kadar mücadele ile ilgili hususta bir konu zikrediliyor. Mesela hiç şey söyleniyor mu? Ağrı ismi geçmiyor çok şükür. Diyarı Bekir geçmiyor, Hakkari geçmiyor. Aynı baldırı çıplak bu elebaşı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman askeri Afrin şehir merkezine girdiğinde şunu söylüyordu Turgay Güler. Afrin şehir merkezine girerseniz Şemdinli'yi alırız diyor. Evet. Hatırla. Şimdi Şemdinli falan unutulmuş. Unutulduğunu ben şöyle çok net gördüm. Geçen hafta kısmen bahsettim. Biz Sayın Hakkari ile bir tek dahi koruma olmadan Hakkari'nin şehir meydanında gezip çayımızı kahvemizi Hakkari'li vatandaşlarla birlikte içtik. Unutma. Bu Baldırı çıplak elebaşı nerede duruyor şu anda? Kandil'de. Suriye'de ne işi var bunun? Su, e, tabii ki bunlar şey, ya güzel bir soru bu. Ha. Hani YPG, güzel. PYD, güzel. Güzel. PKK ile bağlantılı değil? Adam neden Afrin'den Hakurka kadar bağlantılıyor? Hı -hı. İşte PKK'nın... Daha doğrusu PKK'nın diye görmek büyük bir eksiklik. Bunu da, bunu da Aa bak gördünüz mü diye söylemek de bana zul geliyor. Yani ama, ama hala şey. bu Türkiye'de konuşulmuyor. Yani bu Türkiye bakın, çığırılıyor. Israrlı bir şekilde Afrin, Hakurk falan demesinin sebebi şu Turgay Güler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet içinde PKK ile mücadelesini taçlandırmıştır. Bugün Türkiye'de terör olmaz demiyor. Madrid'de de, Londra'da da, Berlin'de, Paris'te de, Türkiye'de de ...bir şekilde Allah muhafaza terör eylemi ortaya koyulabilir. Ama Türkiye terör ile teslim alınamayacak noktaya gelmiştir. Bununla ilgili bu hafta sonunda Diyarbakır'da, Adıyaman'da, Şanlıurfa'daki izlenimlerimi... E, ...ikinci bölümünde programımızın biraz oradaki halkla yapmış olduğum hususlara, temaslara değineceğim. Hı -hı. Ama Türkiye'den bir bölümün geçmeyip sürekli olarak yurt dışından örnekler vermesi... ...Afrin'den, Hakurk'tan örnekler vermesi şu Turgay Güler... Türkiye yurt içindeki mücadeleyi limitlediği andan itibaren artık terörle mücadelenin mihenk taşı, odak noktası extra state dediğimiz devlet dışı boyuttur. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devlet dışında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudutlarının dışında terörle verdiği mücadeleye bir rakam vermek istiyorum. Dün Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, rakamlar e, notlarımda var ama teferruata boğmak istemiyorum. ...her öldürülen, etkisiz hale getirilen... ...beş teröristten biri yurt içinde... ...dördü yurt dışında. Evet. Yani şey anlamında sorun. Çünkü, çünkü içeride azaldı. 160'a falan düştü diyor Sayın İçişleri Bakanı'nın... ...bu konuyla ilgili açıklamaları var. Hatta yer beyan ediyor. Buradayım gelin falan diyor yani. Ama biz bu ülkede PKK terör örgütünün... ...içeride... ...nasıl parmağını sallayarak... ...Hakkari'den 400 kilometre kadar... ...olan çizgi içerisinde... PKK bu toprakların yegane hakimidir. TC askeri akşam oldum mu karakollarına giriyor diyen müptezel gazi meclisin altında yemin etmiş, yeminine sadakat dahi gösteremeyecek kadar ilkelleşmiş insanların vekil olduğuna şahitlik ettik. Neden? Şimdi iki HDP var Turgay Güler. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyalım ki HDP ile birlikte yol yürüyecek partilere gönül verenlerin de bizi iyi dinlemesi gerekiyor. Sadece HDP değil, HDP ile birlikte aynı noktada siyaset geliştirenlere. Bunlardan birisi HDP güçlüyken geliştirdiği siyaset. HDP güçlüyken PKK'nın kaç yüz kilometrelik alanda alan kontrolüne hakim olduğunu, TC askerinin onların ifadesiyle söylüyorum. Nasıl korkarak karakollarına sığındığını, kendilerine oy vermeyen Muşlulara seçim meydanında bağırarak bu topraklardan defolup gideceksiniz diyen bir HDP anlayışını Ağrı'da seçimleri kazanamadığında biz de size bu topraklarda hadi bakalım belediye başkanlığı yaptırtacak mısınız diyen daha durun Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen bugün birlikte oldukları Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini tahkir etmek için seçim otobüsünün üzerinde söylemekten dahi haya ettiği Mustafa Kemal'in itlerisiniz diye bağıran bir HDP. Bu HDP'nin güçlü olduğu zamanki profili. HDP'nin güçsüz olduğu zamanki profili ise Turgay Güler barış, kardeşlik, güvenlikçi siyaset, savaşarak saldırarak bir şey elde edemezsiniz, kardeşlik bu topraklarda kazanmalı gibi zayıflığından mütevellit söylemiş olduğu cümleler. Şimdi bu husus artık devlet dışı boyuta taşındığı için Turgay Güler bu vakitten sonra Türkiye içerisinde yapacakları bir şey kalmayıp barış kardeşlik temaları işlenirken Türkiye Cumhuriyeti devletinin yurt dışındaki mücadelesinin elimine edilmesi gerekiyor. Bak şöyle bir mizansen yapalım. Şöyle bir senaryo çizelim. Bu tezkereye Turgay Güler Adalet ve Kalkınma Partisi İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi evet demeseydi ve silahlı kuvvetlerin yurt dışına gönderilmesiyle ilgili husus meclisten millet iradesini alamasaydı ne olurdu? Bir bakmak lazım. Duran Kalkan çıkıp zırıl zırıl ağlayamazdı. Ağlayamazdı bir başka bir şey daha. <laughs> Asıl ki. E, dolayısıyla ağlamazdı, ağlayamazdı, ağlamazdı. Ağlamazdı. Orada istedikleri gibi at koştururlar. At Bak daha başka bir şey söyleyeyim. Meclisten geçmedi. Bugün günlerden ne? Bugün oylama yapıldı. 2 Kasım değil mi? Hı hı. 3 Kasım günü... Millet Meclisi'nden geçmemiş bir tezkereden dolayı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... kendi sınırları dışında... istihdam edilmesi ya da konuşlandırılması mümkün olmadığı için... Hakurk'tan... Gara'dan... Irak'taki irili ufaklı 30'a yakın üst bölgesinden Milli İstihbarat Teşkilatımızın unsurları da dahil olmak üzere Suriye'den, Talabiyat'tan, Rasulayn'dan, Afrin'den, Cinderes'ten, Racu'dan, Azez'den, Elbap'tan, Cerablus'tan bütün bu coğrafyalardan çekilmek zorunda kalırdınız Turgay Güler. Peki çekilince ne olurdu? Şimdi devlet içindeki boyut bir şekilde halloldu ama Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekildikten sonra PKK türevindeki terör örgütleri için çok önemli bir noktaya tekabül eden safe haven dedikleri elverişli topraklar tekrardan bu bölgelerde bakteri üretimi için elverişli hale getirilirdi. Ve sizin kanınızla, canınızla, Avaşin'de, Basyan'da, Gare'de, Hakurk'ta, Kandil'de, Asos'ta, Sincar üst bölgelerinde ve bu bölgeleri çevreleyen üst bölgelerinde Mehmetçiğin yazmış olduğu destan adeta bu merank gibi kendi içine geri çekilirdi. Ha o zaman ne olurdu? O zaman da şu olurdu. Kilise atılan roketler evlatlarımızı öldürmeye devam ederdi. Suruç'a atılan bombalar HDP yöneticileri hariç Suruçluları katletmeye devam ederdi. Gittim bu hafta sonu gördüm. Diyarbakır'ın sokaklarında Diyarbakırlı'ya kimlik soran yüzü poşulu PKK'lı teröristler tekrar arıza endam etmeye başlardı. Ve emir ile yaklaşık 20 bin kişinin üzerinde mevcudiyeti olan Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak coğrafyasından geri çekilirdi. Ve bu gerçekten bizim için çok büyük sıkıntılarında başlangıcı olurdu. Bulaşacağız biraz daha. Tamam. tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.